Ama peki nasıl yazıyordun yani ne böyle bir bir yerin var ve oraya kapanıyorsun. Arada su falan mı veriyorlardı sana? Nasıl oluyordu bu? Aşağı yukarı öyle. Kendi suyumu da kendim <gülüyor> alıyordum. <gülüyor> Hayır zaman kaybı. Kendi suyunu yani kendin alırsan bir sayfa yazarsın orada. Çok kalitesiz bir hayatım var benim yazarken. Ee, ben aslında güzel bir evde oturuyorum. Tahmin edebileceğin gibi. 2250 lira elektrik Bel faturası geldi mi? Evet. Yani güzel imkanlarım var. Tatlı güzel bir apartman dairesi. Çalışma odam 14 metrekare. Ve bir biçimde apartmanın o tarafı yani dairenin o tarafı kuzey Kore'ye bakıyor. Duvarlar var sadece. Karanlık başka apartmanların duvarlarına bakıyorum. Küçücük bir odada çok büyük bir masada tayin elvamı koyuyorum. Çatalımı koyuyorum. Sularımı biriktiriyorum. Kahve, tayin elvası ve suyla yazıyorum. Ya bütün bu şahane işler böyle mi çıktı? Ya biz Vallahi böyle senin şatoda böyle falan çıktı. hayal ediyoruz böyle denizin hazır bir yerde. <laughs> galiba deniz manzarası olsa çok kafam dağılır ve yazamam. Derim ki ben niye uğraşıyorum ya? Karşım deniz manzaralı evim var benim ama ne Şaka olur, yapılacak zaman mı şuna bak. Ya ya şu biraz şu manzarayı seyredeyim. Şu helvamı güzel bir tabağa koyayım. Tain Yanına bir kızarmış mi? ekmek yapayım. Çok güzel enerji veriyor. Ha ne bileyim ama Ona şimdi ya Senden tahin elvası ya Ben mesela ne bileyim sen Sebastian olur böyle krem bürüle falan. Tahin yani ben. ben. çok severim. Şu an ben evet. çok severim. Ee, mavi yakalılar da çok sever tahin helvasını biliyorsun. Çünkü onun bir güzel yağ şeker dengesi vardır. Ben ekmekle yani, bayılırım. Mesela şekerini hızlı yükseltmez. Çünkü hmm. yağı da çok yüksektir. Tahin. Tahin iyi de bir yağdır. <laughs> Buradan reklam gelecek bana diye korkuyorum şu an. Bir tahin helvacısından falan. Ee, bilmiyorum. Ben hem seviyorum hem de güzel uzun enerji verdiği için. Böyle ekmek falan yoktu. değil mi? Ben mesela ekmekle ekmek bayılırım. Ekmek de var. Ekmek de var az Antik, ekmek daha tahin çok. tahin helvası ve ekmeğe ölürüm. Tabii. Bir de çay. Aynen. Bu akşam kalkıp Herkese afiyet olsun. Biraz kısa kesiyoruz. <laughs> <laughs> ee, Tahin helvası, kahve, su, temel gıda maddeleri bunlar yazarken. Bir yani. mesela Avrupa yakası yaz, yazıldığı zaman, işte o 160 dakikalara çıkıldığı zaman bir bölüm mesela ne kadar sürede çıkıyordu? Ee, Avrupa yakası hiçbir zaman 160 dakikaya çıkmadı. <laughs> Özür dilerim ben ee, yanlış. Galiba yapayım. Avrupa yakasını biz şöyle bir şey hatırlıyorum. Ee, 42-43 dakika başladık. Bir bölümü ben 52 sayfa yazmışım. Hakan Ağgül dedi ki yönetmenimiz Gülseydi biz bunu çekemeyiz. Biz dedi bu böyle çekilebilir bir şey. Bir de dedi seyirci bunu seyretmez çok uzun bu dedi. Bir sayfa Aa, attık. 50 dakika. Çok inanılmaz 53 bir şey. sayfadan bir 3-4 sayfa attık. Bir 48'i filan indirdik. Yine de aslında Kaç uzun. Kaç dakika demek bu 53 sayfa? İşte 57 dakika falan herhalde Vay yani be. jeneriklerle meneriklerle. En son şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir 100. bölüm yaptık biz Avrupa Yakası'na. 90 dakikaydı. Özel bölüm çok uzun. Nilkara İbrahim Giller şarkılar söylüyor. Şunlar oluyor. Bu olaylar, konuklar, monuklar 90 dakika. Birbirimize dedik ki arkadaşlar Türk televizyon tarihinin en uzun bölümünü yaptık farkında mısınız? artık bunun üzerine çıkılamaz. Minuta 90 dakikaya dedik. değil mi? Evet sonra galiba 105-110 gibi bir yerde bitirdik Avrupa yakasını. Yani final yaptık. Peki bu dijitale geçiş hep şeyi konuşturuyor ya insanlarda. Ya bütün Türkiye'de baktığın zaman iyi komedi işleri işte Konuşanlar gibi hı hı. E, işte komedi dükkanı eskiden televizyondaydı o da dijital Tabii. platforma geçti. E, başka benim aklıma gelmeyen arkadaşlarımız varsa özür dilerim hepsinden. İşte İBON'un bizim İbrahim Büyükak'ın yaptığı evet. işler. Hepsi e, Erşan Kuneri. Tabi. Hepsi Recep İvedik. Doğu Demirkol'un. Evet. Biz yani Hepsi dijital komediler. platformlarda. Doğru. Ya acaba sadece mesele... E, işte ...sinema, pandemi falan değil de... ...birazcık memleketin ruh hali de böyle her şeye kızmaya... ...her şeye kurmaya... ...özellikle işte Rütü'nün... E, ...yaptığın en ufak bir şakadan televizyonun başına... ...bir ceza kesme falan bir refleksi de oluştu ya... Ya ...bu, bu da biraz mizah etkiliyor mu? Bunun da muhakkak etkisi vardır. Yani e, en son Jet Sosyete'de... ...biz... E, ...Yalı'da bir zengin düğününde... E, şampanya bardaklarını su koyarak çekmek zorunda kaldık... ...ve herkes su içti... Ve ay ne kadar susamışım falan diye onu da hikayeye yedirmeye çalıştım. <laughs> Tabii ki böyle e, şeyleri var. Televizyonun böyle sınırları var. Ama en önemli sıkıntı komediyle ilgili e, ana akım kanallarda Minutaş. Hmm. E, ben Avrupa Yakası'na başladığımda 42-43 dakikaydı diziler. Ben 350 bölüm dizi yazdım şu ana kadar. Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete topladığımda 350 bölüm ediyor. En son televizyonda Jet Society'yi 160 dakika civarında bıraktım. Vay be. Artık yani hastalanmama, kalıcı bir hastalığa yakalanmama çok az vardı. Eee oradan işte başka bir dijital platforma geçtik. Son sezonu orada yaptık ve en güzeli de son sezonumuzdur. Yani Avrupa yakasından başla, şeyin Jet Society'nin yani sonuna kadar gel 2004'ten 2020 mayısına kadar. 16-17 yılda 350 bölüm Bayağı ağır işçi gibisin yani değil mi? Evet. evet. O ara bir de aile arasında var arada. Bir de film var. Zaten aile arasından galasından çıkıp ben hemen Jet Sosyete'nin e, setine koşmuştum. Hemen e, yeter mi oldun peki yani? Yok ya. Ben televizyonu çok seviyorum. Hala seviyor musun? Ya, vallahi hala seviyorum ama şu an yapılabilir bir format yok televizyonda. Hmm. Yani 60-70 vallahi 80 dakikaya razıyım ben. Ama e, ki ben yaparım da yani e, benim komedimi biliyorsun biraz daha e, şey bir yani aile komedisine yakın bir komedidir. Yani çok fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bilmiyorum artık son bilmediğim yeni kurallar var mı? E, ama minutaj olarak artık uyamam ona. Onun için e, bundan sonraki ilk dizim yine Disney'e olacak. Bu anlattığın teknik mecburiyetle zaten başkasının yani mümkünatı da yok galiba. Galiba zaten son e, 7-8 yıldır veya 5-6 yıldır televizyona komedi dizisi yazan da benden başka en azından Sitcom yazan ya da 140 dakika yazan ben pek hatırlamıyorum. Var Peki mı? televizyonlar mesela bilim klasik konvansiyonel televizyon kanalları bunu görüp değişme refleksi falan filan tabi o da reklamla çok alakalı bir şey yani artık. Yani şimdi RTÜK'ün bir kuralı var biliyorsun. Belli bir saatte belli bir dakika reklam alabiliyorsun. Ee, televizyon kanalları da 5 kuşak reklam almak istiyor bir e, dizinin içine. E, maliyetler çok arttı falan filan. İst istiyorlar ki 8'de başlasın dizi ve 40 45 50 dakika özet girsin. Sonra bir reklam kuşağını koyalım. 9'da bir kala diziyi başlatalım. Sonra 9'da bir reklam kuşağı daha. 10'da bir reklam kuşağı. 11'de bir, 12'de bir reklam kuşağı. Geceyi bitirelim. Herkes gitsin uyusun. Bu da dramda belki zorlanabilir. Ki onda da çok sıkıntıda insanlar. E, 4 ekip falan çalışmaya başlamış artık. 4 reji ekibi birden falan çalışmaya başlamış. Ama komedi yazarlığında, yazarlık açısından artık bu yapılamaz bir şey. İmkansız bir şey. E, parkı ne? Farkı ne? Çünkü mesela 150 dakika bir dram için 80-90 sayfalık bir senaryo yeterli olabilir. Yani oyun temposuna göre e, diyalogsuz sahneler olabilir, kovalamacalar olabilir. Bu rejiye yük getirir. Rejide 3-4 ekip aynı anda başka yerlerde çalışabilir. Hmm. Halbuki komedide 150 dakikalık bir komedi 145 sayfa falandır. Onu da kim yazacaksa kendisine bol şans diliyorum <laughs> çünkü gerçekten <laughs> artık sağlığını masanın üstüne koyuyorsun. Biz bunda hep daha, çak... kö daha kötüsünü biliyor musun? Sağlıktan falan da geçtim. Sağlığımı da masanın üzerine koyayım, feda olsun, İnsanlar eğlensin her hafta. İstediğin şeyi yazamıyorsun istediğin kalitede. Yani Jet sosyetenin artık son televizyondaki son sezonunda ben geri dönüp senaryoya bakıp revizyon yapamıyordum. Yani bir geri dönüp baştan okuyacak vaktin yok senaryonu. Tek amacın yayına yetiştirmek. 145 sayfa oldu. Bir şaka koyayım. Hop! Hadi gönderdim. Hazırlık çektik, bitti. Sen